Efendim TRT Havaz ekranlarına, Hayatı Güzelleşe programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir saat boyunca bu stüdyoda sizlerle birlikte olacağız ve neler neler yapacağız biliyor musunuz? Yine iki uzman konuğumuz burada bizlerle birlikte olacak. Programımızın ilk bölümünde alternatif tıbbı konuşacağız. Selen Beşli, Doktor Selen Beşli bizimle birlikte olacak ve hem hacamat tedavisini hem sülük tedavisini ayrıntısıyla konuşacağız. Hemen sonrasında efendim İhsan Ataöv bizimle birlikte, namı diğer Bay Protokol efendim, protokol ve kurumsal nezaket kurallar uzmanı, adab-ı muaşereti konuşacağız. Aslında hayatımızın tüm alanında var. Biz telefonla konuşurken, otururken, kalkarken, bir yere misafirliğe giderken bu görgü kurallarını bilmek durumundayız. Acaba nelerdir onlar? Soracağım İhsan hocama. Ama öncesinde bir magazinimiz var, onu izleyelim. Sonrasında dönüyoruz efendim. Hiçbir yere ayrılmayın. İlişkilerde kıskançlık. Kıskançlık, duygusal yatırım yaptığınız kişiyi kaybedeceğiniz ya da o ilişkinin bitirilebileceği tehdidiyle karşı karşıya kaldığınızda gösterdiğiniz karmaşık ve rahatsız edici bir tepkidir aslında. Kıskançlık türlerinden bir tanesidir ilişkide yaşanılan kıskançlık ve kendini her zaman aşırı sevginin ve paylaşamamanın bir göstergesi olarak sunmaktadır. Bu sunuş aslında uzun vadede ilişkilerde güven kaybına, ilişki içerisindeki öfke patlamalarına ve aşırı mutsuzluklara kadar gidebilen problemler haline dönüşür. Kıskançlık, kişinin terk edilme korkusu, kaybetme korkusu ve kendi içinde yaşadığı güven kaybıyla tetiklenen bir durumdur aslında. Sizin en çok kıskandığınız durumu düşünün ve bunun sizde yarattığı, tetiklendiğiniz duygu durumu bulmaya çalışın. Bulduğunuz durum, terk edilmeniz, kaybetme korkunuz ve ilişkideki kendi güveninizle ilgili bir konu ise bunu sizin için düzenlenmesi gereken bir nokta olarak düşünmelisiniz. Kıskançlığın yıkıcı ve yıpratıcı durumlarından kurtulmak ve ilişkiyi sağlıklı hale getirebilmek adına partnerinizin suçlayıcı olmayan ve esnek bakışı açısı altında sizinle iletişim kurmasını sağlamalısınız. Efendim Hayatı Güzel Yaşa programına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. İki önemli konumuz var demiştik bugün programımızda konuşacağımız ve değerli konuklarımızı biz artık ağırlamaya başladık. Doktor Selen Beşli efendim bizimle birlikte alternatif tıbbı konuşacağız, sülük tedavisini konuşacağız, hacamatı konuşacağız ve farklı farklı yöntemler var. Bunlarla ilgili bilgiler alacağım. Sizlerin adına ben stüdyomuzda soruyor olacağım ama sizin de merak ettiğiniz sorular olursa eğer sohbetimize geçmeden önce iletişim bilgilerimizi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. 0090 312 463 52 25 efendim. Bu numaradan arayarak sorularınızı rejimize iletebilirsiniz veya canlı yayına bağlanarak stüdyomuzda da sesinizi duyurabilirsiniz. Hoş geldiniz Selam Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk Şerbal'cim. Şimdi siz her defasında geldiğinizde ben bu sülüklerle şöyle bir göz göze geliyorum. Şu anda masamızda sevgili izleyicilerimiz, sülükler de şurada hemen paylaşalım izleyicilerimizle. Sülük tedavisini konuşarak başlayalım mı sohbetimize? Başlayalım. Çünkü son zamanlarda alternatif tıp denilince artık bazı Sağlık Bakanlığı'nın özellikle kabul ettiği tedavi yöntemleri çok fazla kullanılıyor. Ve bu tedavi yöntemlerini Ankara'da uygulayan kişilerden birisisiniz. Şimdi bu sülük tedavisi çok 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 eskilere dayanıyor değil mi tarihçesi? Çok, çok eskilere dayanıyor. Mısır papirüslerinde, Babil yazıtlarında, hı hı. Bu söylediğimiz tarihler 5000 yıl öncesi gibi. Hatta o zamana ait yazılı bilgiler de yok ama taşlara kazınmış sülük tedavisinin yapıldığını gösteren elimizde kanıtlar var. Çok bir eski tedavilerden. Bizde 500 yıllık geçmişi var. Hani Türkiye Osmanlı İmparatorluğu gibi düşünecek olursak, Osmanlı zamanında yılda bir kez mutlaka Osmanlı hükümdarları hastalıklardan korunma amaçlı mutlaka sülük tedavisi olurlarmış. Ya ilkbahar aylarında ya sonbahar aylarında. Özellikle belli bir mevsimi mi var sülük tedavisi? Tabii mevsimsel özelliği çok kesin ve kati kurallarla ayrılmamıştır ama bahar aylarında tabiat uyanırken, güneş canlanırken insan vücudunda da çeşitli değişiklikler olur.
Dışarıdaki bu değişimlere vücudumuz metabolizma olarak uyum gösterme açısından bir takım değişiklikler yoluna girer. Bu arada vücudun işini çok kolaylaştırır, bağışıklık sistemini çok güçlendirir ve bu geçişin yumuşak ve hastalıksız bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi şöyle bir düşünce de oluşabiliyor zaman zaman ben duyuyorum. Modern tıbbın yapamadığı ne var ki sülük bunu yapabilecek diyen insanlar da olabiliyor. Şurada bunun ayrımını bir yapalım mı? Özellikle sülük ne gibi hastalıklarda kullanılıyor ve alternatif değil aslında tamamlayıcı tıp mı dememiz gerekiyor? Tamamlayıcı tıp demek daha doğru olacak. Ya da modern tıbbın neyi yapamadığının yerine koyduğumuz bir tedavi demeyi de çok uygun bulmuyorum. Modern tıp iyi ki var, iyi ki bu düzeyde, iyi ki teknoloji bu seviyede. Ama bazı durumlarda tamamlanması, desteklenmesi gerekebiliyor. Bu tamamlanması gereken durumlarda elimizde birçok silah var. Onlardan en güçlüsü sülük tedavisi. Hangi hastalıklarda özellikle sülük tedavisine başvurmamız gerekiyor? Sülük tedavisine bir, hiç hastalanmadan başvurmamız gerekiyor. Yani vücudumuzun bağışıklık sistemini zinde tutmak, hücre yaşlanmasını yavaşlatmak, bir miktar geriye çekmek. Sağlığımızın devamını koruyucu hekimlik bazında davranmak için hiç hastalanmadan yılın belli periyotlarında az sayıda sülük tedavisiyle çok ciddi yaşam kalitemizin idamesinde uzamalar olabilir, kalite artışı olabilir. Zaten amaç hastalanmamak. Eskaza hastalandık, hormonlu yedik, kirli hava soluduk, spor yapmadık, çok yedik, az su içtik, hastalandık. O zaman sülük tedavisine başvurabiliyoruz. Sülük tedavisine hastalık bazında Şahlacığım, hani hiçbir şeyi unutmayayım, bu konuda bu sefer tam ve net bir bilgi vereyim istedim. İngiliz Hiridoterapi Derneği, İngiliz Sülük Tedavisi Derneği'nin Mayıs sayısından birebir çeviri yaptım. Bu dernek, onlar sülük tedavisini hangi hastalıkta kullanıyorlar, tek tek çevirilerinden birazcık bahsetmek şöyle istiyorum. Şöyle kısa geçelim hocam. Hangi hastalıklarda sülük tedavisi kullanılıyor? Bütün kalp damar hastalıkları, sinir hastalıkları, sinir kesileri, sinir blokajları. Sülüğün ağzında öyle bir enzim var ki biliyorsunuz siniri onaran şu an yapılmış hiçbir ilaç yok. Bu ilaç sadece sülüğün ağzında var. Yani sadeleştirilip, ayrıştırılıp kimyasal bazda yeniden üretilebilen bir molekül değil. Canlı olarak dünyaya verilmiş, canlı olarak kullanılması gereken bir enzim. Onun haricinde bağırsak hastalıkları, hemoroid, basur, mayasıllarda, birçok ürolojik rahatsızlıklarda, böbrek kistlerinden tutun da idrar yolu enfeksiyonlarına kadar, cilt problemleri dediğimizde egzemadan, sebepsiz kaşıntılardan, çıbanlardan tutun da sedefe kadar, saç dökülmelerine kadar, bazen cildin renk değişimleri olur. Görmüşsünüzdür vitiligo dediğimiz hastalığın tedavisine kadar. Diş ve diş eti hastalıklarında. Bundan hastalar çok korkuyorlar. Aslında ben de kendi diş eti uygulamamı resim çekip getirmiştim. Hani tamam sülük tedavisi biliyoruz işte kulağa, sırta vesaire uygulanıyor ama diş ve diş eti hastalıklarında sülüğü nereye koyuyorsunuz? O kadar faydalı ki. Damaklara mı? Damaklara. Direkt gördüğümüz burada kırmızı görülen yumuşak damak yerleri. Hocam ben dokunamıyorum. Yani şu kavanozu bile zor dokunuyorken o sülüğü ağzımıza nasıl sokacağız? Şahlacığım yani sülüğün ağzında bir de şöyle bir enzim var. Hani 107 tane enzimden bahsediyoruz ya. Bu enzimlerden bir tanesi sülüğü tutturduktan sonra hastaya, hastayla arasında enerjisel, metabolik, organizmasal bir bağ kurduruyor. Yani bütün hastalar çok korkarak geliyorlar. Şu bizim sülükle, benim sülükle aramda kurulamayan bağ. Çünkü sevgili izleyicilerimiz, 3 veya 4. programımız değil mi hocam sizinle bizim yıllar içerisinde? Ve her defasında Selen hocam sülükleri getiriyor diyor. Bu sefer diyor koluna tutturacağım diyor. Ama her seferinde de bir bağ kuramadık biz sülükle. Ama bu sefer zorlu bir bağ kurduracağım. Bir aparat getirdim. Onunla mutlaka tutturacağım. Nasıl bir aparattır o? Bu da sülük tutturmada kullandığımız ince boşluk. İçini su doldurup sülüğü de içine koyup istediğimiz noktaya sülüğü indükte etmek, zorlamak orada tutması için. Bugün senin için bu planı yapmıştım. Biraz sonra bunu paylaşacağız. Peki belli bir yaş aralığı var mı sülük tedavisi için? Sülük tedavisi yeni doğandan
Yaşam kalitesi düzgün 80 yaş ve üzeri hastalara kadar kullanabildiğimiz bir tedavi ama dediğim gibi bizim tedavilerimizde hastanın genel profili çok önemli oluyor. Belki 50 yaşında bir hastaya uygulama yapamayacağınız kriterler varken 85 yaşında uygulama için hiçbir kriter bozukluğu olmayan hasta da olabiliyor. Hı hı. Hastayı seçmek. İşin profesyonelliğini zaten burada görmemiz gerekiyor. Ama siz hastayı seçerken ve hastayı değerlendirirken tüm yönüyle değerlendiriyorsunuz değil mi hocam? Doktor kimliğinizle değerlendiriyorsunuz. Burası çok önemli. Çünkü bu alternatif tıp tedavilerini yapan birçok yer var. Evet. Çok da yaygınlaştı ama bunu evet. hakikaten layıkıyla yapan ve doğrusunu bilgi birikimiyle yapan çok az insan var. Siz hem doktor kimliğinizle değerlendiriyorsunuz kişiyi, tüm hastalıkları ile birlikte değerlendiriyorsunuz. Hem de en doğru tedavi yöntemi neyse onu buluyorsunuz. Aynen öyle Şahla'cığım. 6 yıllık normal tıp fakültesi mezunu, diplomalı bir hekimim ben de. Bu işe gönül verdim. Bu işten çok mucizeler kendim de yaşadım. Hastaların yaşadığını da gördüm. Ama bu işlerin doğru ellerde yapılmadığında hastaların zarar görebildiklerini de gördüm. Yani bu merdiven altı olayı çok ciddi. Hastalara hani basit bir sülük koyma uygulaması ya hamamda annem yapardı, işte teyzem evde koyardı. Bu uygulamalar yapılırdı. Evet hı hı. o zamanın teknolojisinde, o zamanın yetersizliklerinde iyi ki yapabilmişler. Ama şimdiki teknoloji ve şimdiki durumda artık Sağlık Bakanlığı bu konunun eğitimlerini açmışken, yönetmeliğini koymuşken merdiven altı yerlerde sağlıkla ilgili bu kadar ciddi. Çünkü kan var o işin içinde. Hı hı. Yani kanınız dış ortama bir şekilde açılmış oluyor. Hacamatla da açılmış oluyor, sülükle de açılmış oluyor. Şimdi kan demişken hocam, normalde bizler gidip kan bağışı yaptığımızda alınan kanla sülüğün ağzıyla çektiği kan arasındaki fark nedir? Çok fark vardır. Normalde kan bağışı yaptığımızda damarımızda, büyük damarlarda dolaşan majör kullanılan kandan tahlil yaptırdığımız kandan hacamat kanı çok farklıdır. Yani şöyle birleşik kaplar kanunu gibi düşünün. Çok büyük bir pompanın içinden çok kalın, orta kalın, daha ince ve en inceye doğru giden bir akım düşünün. Bu akımın ilk başladığı yerle en son en ince kılcallara geldiği, cilt altına geldiği noktada hem basınçları farklıdır hem de taşıdığı moleküllerin ağırlığı farklıdır. Yani hem hacamat tedavisinde hem de sülük tedavisinde çıkan kan aslında bizim vücudumuzdaki kirli kan mı olmuş oluyor? Direkt kirli kan olmuş oluyor. Hem de çok ufak şöyle bir şey değinmek istiyorum. Damardan alınan kandan yapılan tahlilde siz kurşun bulamıyorsanız, civa bulamıyorsanız, ağır metal, toksin, gaz atığı bulamıyorsanız hacamat kanında bunun 25-30 katını aynı kişide eş zamanlı olarak tespit edebiliyorsunuz. Peki hacamata da biraz sonra değineceğiz, ayrıntısıyla anlatacağız. Sülüğü bir bitirelim en azından, bitirmeye çalışalım bir programda bitmez ama. Sülük tedavisi diyoruz. Tedavi olması için birkaç seans uygulanması gerekiyor. Kaçtır o seans sayısı? Şimdi seans sayısını, seans sıklığını hep hastanın durumuna göre, takip ettiğimiz hastalığa göre çok kişisel planlamalarla karar veriyoruz ama ortalama haftada bir veya iki seansla ortalama 6-8-10 seans gibi çalıştığımız en kabaca sayılar böyle. Peki bu sülükleri nereden buluyorsunuz hocam? Bu sülükleri yetiştirme çiftlikleri var. Ha, özellikle böyle bir çiftlik var. Özellikle böyle. Özellikle Kayseri'de Kayseri Tıp Fakültesi'nin kendine ait geçen yıldan beri artık gerçekten sülük üretmeye başladıkları bir çiftlik var. Ondan önce de Antalya'da, yine Bursa'da, yine Samsun'da özel üretme çiftliklerinde temin ediyoruz. Peki bunlar ne kadar zaman yaşıyorlar? Bunların yaşam süreleri 6 yıl 15 yıl arasında değişiyor. Bayağı uzun yaşıyor. Peki kadar... 15 yaşındaki bir sülük çok mu büyük oluyor hocam? 15 yaşındaki sülük evet. Onu kullanmıyorsunuz değil mi tedavi? Yani sülüğü kullanırken yaş bazında çok algılamamız seçici değil ama boyut bazında algılamamız seçici. Kullandığımız alana göre sülüğün boyutlarını seçmek zorundayız. Yani bir göze uygulama, yüz uygulaması ya da sırt uygulaması, diz dirsek uygulamasında aynı boyda sülükleri kullanamıyoruz. Hı hı.
Peki hocam, şimdi bu sülükler kullanılıyor. Kullanıldıktan sonra ne oluyor bu sülüklere? Kullanıldıktan sonra tıbbi atık olarak atılıyor. İmha ediliyor. Bir kez daha kullanılmıyor. Bir kez daha asla kullanılmıyor. Tabii ki bu hijyen şartları, medikal şartları ve de profesyonellik şartlarını sağlamış merkezlerde. Yani çok önemli. Çok önemli bir konu. Ekran başında izleyen izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Rejimize birçok sayıda soru geldi. Rektum hastalığında özellikle sülük tedavisi ve hacamat tedavisi veya alternatif tıp yöntemlerinden hangisi kullanılabiliyor diye soruyor izleyicimiz. Rektum hastalıkları çok geniş range olan bir hastalık grubu, organ grubu diyeyim. Rektum hastalıklarında ozon tedavisinden, sülük tedavisinden, hacamattan çok ciddi fayda görüyoruz. Rektum bağırsakların kirli kanı toplayan damarlarının en yoğun olduğu bölgedir. Hı hı. Oradaki problemlerde genelde toplar damar hastalıkları ya da toplar damar bozukluğu altta yatan sebeptir. Sülük en öncelikli varisleri tedavi ediyor. Ya varis tedavisinde tabii de kullanılıyor ki, o zaman. Tabii ki varis tedavisinde çok başarıyla kullanılır. Varisin hatta altında yatan sebep damarların içindeki küçük kapakçıkların bozulmasıdır ya. Sülük hem onun kanının akışkanlığını artırır, hem damar civarında anjiyogenetik enzim dediğimiz yeni damar yapıcı, damarın etrafındaki hücreyi iyileştirici enzimi vardır. Hem de içerideki kapağı onarıcı enzim vardır içinde. Hı hı. Yani böyle bir ilaç henüz yapılmış değil. Ama şunu da mutlaka söylemek gerekiyor. Biraz önce de belirttik. Mutlaka modern tıbbın bize sağladığı olanaklardan faydalanalım. Kesinlikle. Bunun yanında alternatif tıbbın, hatta tamamlayıcı tıp diyoruz artık. Kesinlikle. Bunlardan da mutlaka faydalanalım. Çünkü geçmişi yüzyıllara dayanan bir tedavi yöntemi diyoruz. Alternatif tıbbın tedavi yöntemleri için. Ekran başındaki izleyicilerimize seslenmiştik. Onlardan birisi şu anda telefon attığında. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Meryem Hanım İzmir'den arıyor bizi. Hoş geldiniz Meryem Ulus. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? İyiyim çok şükür. Benim eşim Behçet hastası. Evet. İyiyim, sağ olun. Şöyle yapalım mı Meryem Hanım? Siz bizi sadece telefondan dinleyebilirseniz eğer iletişimi daha kolay sağlamış oluruz sizinle. Anladım, tamam. Buyurun, dinliyoruz sizi. Sorunuz var mı? Behçet hastası dediniz eşi, evet. Eşiniz. 3 yıldır Behçet hastası kendisi. Evet. Reforma diye bir ilaç kullanıyor yine. İlaç ismi vermeyelim lütfen, sorunuzu tamam. Alalım. Yine kullanıyor kendisi, 3 yıldır. İlaç yani tam tersi etki yapıyor, vücudunun direncini düşürüyor. Sülük tedavisi kullanabilir miyiz acaba? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Eşinize de çok geçmiş olsun. İzmir'e de selamlarımızı gönderelim. Sülük tedavisinin bir faydası var mıdır hocam? Sülük tedavisinin Behçet'te çok faydası var Şahlacığım. Özellikle hacamatla birlikte yapıldığında, özellikle bağışıklık sisteminin şaşkınlığıdır Behçet hastalığı da. Hı hı. Aslında ne yapacağını bilmez haldedir. Hacamatla bağışıklık sistemi hedefe kilitlenip ondan sonra sülüğün ağzındaki ilaçlarla iyileşmeye doğru yol alabildiğimiz otoimmün hastalıklardan birisi. Yani sülük tedavisi veya hacamat tedavisi tek başına değil, aslında birleştirerek bu tedavi yöntemlerini aynen hastalarınızda uyguluyorsunuz hocam. Hemen merkeze doğru geçelim isterseniz. Tabii. Orada bir hacamat tedavisini göstereceğiz. Hem de o sülüğü benimle bir buluşturalım bakalım, evet, bu sefer acaba aramızda bağ kurulacak mı? Bu arada tabii ki bize yardımcı olacak olan hocamın asistanı Canan Deniz'i ve hastamız Ahmet Çilingir'i davet edelim stüdyomuza. Hoş geldiniz efendim. Şöyle alalım hemen hastamızı. Merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle hemen sizi buraya oturtturacağız herhalde. Şöyle. Şimdi hacamat tedavisi yapılacağı için hastamıza bu şekilde ameliyat önlüğüyle hocam evet, stüdyomuza aldık. Çünkü bu anlamda bize yardımcı olacak. Bakalım nasıl oluyor hacamat tedavisi. Şu bu arada ben mikrofonu da alayım. Ekran başındaki izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Doktor Selen Beşefendi bizimle birlikte hacamat tedavisini gösterecek ama gösterirken de faydalarından da bahsedelim hocam. Olur mu hacamat tabii tedavisi? Tabii ki. Hacamat tedavisi uygulamasında bir defa hastanın cilt altında
beklemiş, blokaj yaratan, ağrı yapan, hani sabah kaldırmayan, o yataktan kazınarak kalktığımız hı hı. durumlar ya da sırtımız ağrıdı, boynumuz ağrıdı, belimiz tutuldu durumları. Bununla ilgili çok fayda gördüğümüz bir tedavi. Neden? Çünkü cilt altında biriken kılcallarda blokaj yaratan kirli kan. Hocam hem anlatalım hem uygulamayı gösterelim. Uygulamayı da bir taraftan gösterelim. Kuru kupalama yapıyoruz şu anda arkadaşım. Bu kirli kanı da Şahlacığım ben tabii bir isim koymamıştım ama geçen gün çok şöyle yaşlı yapalım. Bir hastam. Asistanımız şöyle bize doğru gelip yapabilirse eğer kameralarda göstersin. Çünkü evet görüntüleyelim kameraları kapatmayalım. Buyurun Selam. Çok yaşlı bir hastam bu hacamatta aldığımız kirli kan için bana dedi ki yavrum dedi bizim oralarda buna yatık kan derler. Bütün hastalıklarda bu yatık kandan olur derler dedi. Gerçekten o kadar kıymetli bir bilgi ki benim için. Hani aldığımız sıvı tamam bir kan alıyoruz kirli kan diyoruz ama gerçekten kan mahiyetinde değil. Hı hı. Yani peltemsi, jölemsi, rengi değişmiş, siyahlaşmış kan demeye bin şahit lazım şeklinde yatık kan çekme tedavisi. Şimdi burada yani, bir kupa çekmesi yapıldı, çekme işlemi yapıldı. Bu kuru kupa, kuru hacamat mı yapıyoruz? Kuru hacamat. Mizaçlara göre hastada kuru hacamat ya da yaş hacamat seçebiliyoruz. Hı hı. Hastanın mizacını belirledikten sonra şu an ilk basamak kuru kupalama, kuru hacamat şeklinde yapıldı. Bundan daha sonra aynı bölgeyi temizledikten sonra çok ince yani hani cilt yüzeyine deyip ile değmemek arasında çizikler meydana getiriyoruz. Hı hı. Hocam acır mı? Asla acımıyor. Şu anda tabii biz bunu yapmıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Çünkü ekranda çok da hoş bir görüntü olmayacaktır kanın oradan çıkması. Dolayısıyla evet. Şu anda yapıyormuş gibi yapıp sizinle sadece yöntemi paylaşmak adına bunu paylaşıyoruz. Tabii bu arada hangi hastalıklara tek tek söyleyelim mi? Hacamat tedavisi hangi hastalıklarda tek tek söyleyelim Şahlacığım. Hiçbirini atlamayalım. Bir defa yüzden başlayalım göz hastalıklarında, göz tansiyonunda. Hı hı. Cilt güzelliğinde, mesela çene altından yapılan bir hacamat vardır ciltle ilgili çok ciddi fayda görürüz. Migrende, baş ağrılarında her zaman söylüyorum migrenle hacamat aynı vücutta durmaz. Hı hı. Boyun fıtıkları, fibromiyaljiler, kas tutulmaları, bel fıtıkları, hastanın belde değil, sırtta değil, işte neremin ağrıdığını bilmiyorum durumları, diz ağrıları, bütün eklem problemleri, bütün romatizmal, iltihaplı hastalıklar. Hı hı. Bunu söylediğimde yaşayan hastaların bilirler isimlerini. Ankilozan spondilit var, romatoid artrit var, birçok otoimmün hastalık var. Bununla birlikte bazı organ bozuklukları, mesela karaciğer yağlanması ya da mesela karaciğerde kolesterol, trigliserit yüksekliği. Hı hı. Hatta o çalışma vardı, dün akşam toparlayamadım. Hastanın hacamat öncesi kolesterol, trigliserit değerleri binlerde, 1300'lerdeyken tek seans hacamat sonrası 4'te 1 düzeyine indi. Peki hocam buradan başka uygulama yapılacak herhangi bir şey var mı anlatacağınız? Burada başka uygulama yapacağımız bir şey yok. Bir tek şunu göstermek istiyorum. Hacamatı başucumuzdan ayak tırnağımıza kadar her noktaya parmak aralarımız dahil uygulama yapabiliyoruz. Yalnızca bize yasak konulan tek nokta var boyun ense çukuru. Bunu merdiven altı uygulamalarda gene de bilinçli olsun insanlarımız diye söylüyorum. Aman aman boyun ense çukuruna dokunmuyoruz. Buradaki hacamat faydadan Canan çok zarar getirebiliyor. Lütfen. Şimdi burada da dikkat edilmesi gereken konular var. Peki kimlere yapılamaz hacamat? Kimler yaptırmamalı kesinlikle? Şimdi hacamatı hocam? Şöyle, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda biz bir kan değerine bakıyoruz. INR dediğimiz bir değeri. Uygunsa biz yapabiliyoruz ama bu yapılmamalı. Hekim kontrolünde ise böyle bir şeye izin verilebilir. Çok ciddi kan düşüklüğü olan hastalarda yapılmamalı. Kan sayımı bozukluklarında yapılmamalı ve de hemofili dediğimiz kanama bozukluklarında yapılmamalı. Ekran başında izleyen izleyicilerimizden birisi soruyor. Trombosit oranı kanımda çok düşük. Acaba yine de hacamat ve sülük tedavisinden faydalanabilir miyim? Şimdi bu hastalarda kanama zamanını, diğer dediğim kan panellerini görmek gerekiyor. Onu gördükten sonra daha rahat söyleyebilirim. Şu an yapılabilir demiyorum. Peki yüksek hemoglobin değerine sahip olan kişilerde yapılabiliyor ne mu? Ne kadar iyi geliyor, ne kadar. O hastalarda
hastalar, hocam sırtımdan sanki birkaç kişi çıkmış gibi hissediyorum diyorlar. Ahmet de o hastalarımızdan biri zaten. Hemoglobini çok yüksekti. Peki şimdi Ahmet Bey ve asistanımızı uğurlayacağız ama sizi şöyle yanıma alayım lütfen. Hı hı. Sormak istiyorum, bu tedaviyi uygulayan, daha önce bu tedaviden faydalanan birisiniz. Ağrılı bir yöntemi aslında birebir uygulayan birisine sormak lazım. Hacamattan önce ağrım vardı. Hacamat oldum, kuş gibi hissettim kendimi. Ay ne güzel. Kaç seans yaptırdınız hacamatı? Bir seans. Bir de Ahmet, Ahmetciğim söyleyebilir miyim? Hacamattan en çekinen, en korkan yaptırıp yaptırmamak arasında böyle haftalarca arkadaşıyla konsült etmiş, öyle gelmiş. Hı. Bir peki neydi rahatsızlığınız? Belim ağrıyor. Bel ağrıları. Kamyon geçmiş gibi oluyordu. Hay Allah, öyle sabahlar, tabir edilir ya. Sabahları kalkamıyordum. Şimdi daha iyisiniz. Şimdi daha iyiyim. Normal tedaviye de devam ediyorsunuz, evet. Ama bunun yanında hacamat ve sülük tedavisini de mutlaka ihmal etmiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz biz size. Sizi şöyle uğurlayalım hemen stüdyomuzdan. Canan'a da çok teşekkür ediyoruz, asistanımıza. Şimdi biraz önce bahsettik ya, hani sülük tedavisi nasıl uygulanıyor, nasıl konuluyor, ne oluyor, ne bitiyor. Geldi sıra efendim. Evet. Şu sülük bakalım bağ kurabilecek miyiz sülükle? Birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi Doktor Selen Beşli ve 7'den 77'ye herkeste kullanılabiliyor. Herhangi bir yan etkisi de yok. Şanlıcığım şöyle iki çeşit sülük göstermek istiyorum. Özellikle birkaç birini bulmak şimdi çok zor oluyor. Şimdi rejiden enteresan sesler geliyor. Düşünün bir de ben buradayım. Ya yani artık yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Şöyle önce eldivensiz şunu göstermek istiyorum. Hı hı. Bakın burada iki tane sülük var. Şöyle mi? Şöyle. Şöyle. Hı hı. Bu iki sülüğün birinin altı yeşil, birinin altı sarı. Neden hocam? 300'e yakın sülük çeşidi var. Bu sülüklerden sadece 3 tanesi medikal sülük olarak kullanılabiliyor. Biz bunların özelliklerini hem sırtının renklerinden hem de bu karnının renklerinden ayırt edebiliyoruz. Hı. En çok bulunanı Hirudo medicinalis. Hirudo verbena'da. Birkaç tane geçti elim, o kadar sevindim ki televizyonda göstereceğim yaşasın diye. Sülüklerin özellikleri, renkleri, boyları, her şeyleri çok önemli. Şey mi yapsak, şu sedyenin önüne mi geçelim, burası iyi mi Yeşim Hanım? Şöyle sedyenin önüne doğru geçelim. Geçelim. Hatta sedyeye oturalım, ben bir hasta olarak şurada oturayım. Efendim sülük tedavisi uygulaması yapacağız. Şimdi inşallah adıma bu üçüncü sülük uygulama çalışmamız. Birkaç kere tutturamadık, şimdi değişik bir yöntem göstereceğim. Hı hı. Özellikle sülük tedavisine gelmeden önce de dikkat edilmesi gereken şeyler var değil mi, evet. Selen Hocam? Bunları da anlatalım bu arada. Yani, doğal beyaz sabun kullanmak gibi. Doğal beyaz sabun kullanmak gibi. Çünkü parfüm veya işte vücut kremi vesaire kullanıyoruz ya hanımlar. Onlar olduğunda tutmuyormuş bu sülükler. Evet. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Zaten sülükler de kaçıyor. Gelmek istemiyor bana herhalde. Yok, bu sefer çok kararlıyım. Birazcık da küçüklerini seçtim. Kaç tane hocam? Senin için. Üç tane koydum. Şu an hangisi tutacak bilmiyorum. Hemen geldim. Özür dilerim. Yerimde olmak ister miydiniz bilmiyorum ama çok faydalı. Kesinlikle çok faydalı. Şu noktada güzel bir akupunktur noktası var. Şöyle denemek istiyorum. Bu ne kadar zaman alıyor hocam? Bazen bir dakika, bazen... Yarım saat, 20 dakika. Acı çekecek miyim? İlk 1-2 dakika tutana kadar sivrisinek ısırması gibi böyle vızıl vızıl, hastalar vızıldıyor diyorlar. Ben de onlardan öğrendim. Öyle bir elektrik çarpması şeklinde minicik bir sızı. Hı-hı. 1 veya 2 dakika. Doktor Selen Beşli efendim stüdyo konuğumuz, sülük tedavisini anlatıyoruz. Alternatif tıp yöntemleri biliyorsunuz artık Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanan tedavi yöntemleri. Ülkemizde birçok hastanede de profesyonel anlamda uygulanan tedavi yöntemleri bunlar. Ve birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini artık kanıtlamış durumda bu tedavi yöntemleri. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Bir tanesi tuttu görünüyor, bir kontrol yapacağım. Ay, şimdi hemen şunu tarif edeyim Şahlacığım. Burası sülüğün tuttuğu yer, ağzı. Burası kuyruğu. Hocam iki tane mi ağzı var diye en sık sorulardan aklıma gelenleri hızlıca söylüyorum. Burası kuyruğu. Çok kaygan, kendini çok fazla nemlendiriyor. Vücut yüzeyini iyice büyütüp iyice kan emebilmek için, ağzındaki enzimlerin hepsini verebilmek için. Evet. Senin hocam acıyor biraz. Birazcık değil mi Şahlacığım? Birazcık. Evet, çok kötü. Acıyor. Yani ona şöyle... Da...
Şöyle bir ağrı, şey gibi bir iğneyi düşünün, iğne ucunu kolunuza sapladığınızı düşünün azıcık ama. Aynen. Şöyle yapınca düşün. Rahatlıyorsun değil evet, mi? Öyle evet, öyle yapınca hiçbir acı. Bunun ilacı da bu. İlk tutarken acımada şu masajı yaptığımızda o da geçiyor bu titreşimden. Kaç tane sülük koyabiliyorsunuz? Şahlacığım hastanın tansiyonu, kan sayımları, hastalığı, yaşı, boyu, kilosu, rengi, kokusu hepsi çok önemli. Hı. Ne kadar kalıyor peki bu sülük? 45 dakikada doyar, 45 dakikadan sonra... Programın sonuna kadar kalacak mı? Artık böyle devam edeceğiz. Ben yayına sülükle devam edeceğim. Sülükle devam edeceğiz. Peki diyelim ki şimdi çıkaracağız mutlaka. Acıması devam ediyor mu? Evet, ağrısı devam ediyor. Hı hı. Dayanmaya çalışıyorum efendim sizler şöyle, için. Kesinlikle. Sizlere anlatmak adına. Ama arkası yarın gibi olmuştu. Şahla evet, Sülük'le tanıştı. Şahla Sülük'teydi. Korkmayın. Evet, şöyle şuraya şöyle gösterelim. Sülük'le bir bağ kurmuş durumdayım. Yeşim Hanım da korkuyla bana kulağıma bir şeyler söylüyor yönetmenimiz. Yok, o kadar ağrı yok Yeşim Hanım. Korktuğum kadar da değilmiş hakikaten. Ama faydası yanında tabii ki bu korkunun hiçbir önemi de yok gibi aynen geliyor. Aynen öyle. Şişmeye de başladı, kanımı alıyor şu anda. Evet, afiyet bayılmam olsun. Bayılmam değil mi? Şifa olsun. Yok, öyle demeyelim iptal. Çekebiliyor musunuz peki şimdi? Çekişini de gösterelim. Hı-hı. Alabiliyor musunuz? Alalım isterseniz artık. Şimdi mi? Evet, artık bitiriyoruz çünkü sizi uğurlayacağız hocam. Tamam, bitişten sonra alayım. Program bittikten sonra mı? Ha, VTR'ye beraber evet, gidelim o arada zaman. Alalım. Siz, ben bir de sülük. Gelin evet. Hadi. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, Doktor Selen Beşli'ye çok teşekkür ediyoruz. Alternatif tıp yöntemlerini konuştuk kendisiyle. Bir magazinimiz var, onu izleyeceğiz. Sonrasında Jimmy'deyiz, şuradayız, uyarıyorlar beni. Bir magazinimiz var, onu izliyoruz. Sonrasında İhsan Atöv Efendi bizimle birlikte adab-ı muaşereti konuşmaya başlayacağız. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür hocam, ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, ben Hande Akın. İletişim ve ilişki uzmanıyım. EFT ve regresyon terapileriyle çalışıyorum. Hayatı güzel yaşamak için gerçekten kendimizi çok sevmemiz lazım. İş değiştirmek için ihtiyacımız olan şey aslında cesaret. Yıllardır aynı yerde çalışıyorsanız mevcut konfor alanınızda kendinizi güvenli hissediyorsunuzdur. Güvenli hissetmekle mutlu olmak arasında bir çelişki, bir çatışma yaşıyorsanız mutlu olmayı tercih etmenizi Hande olarak öneririm. Mutlu olduğunuz iş ne ise o size zaten güven olarak, bolluk, bereket olarak, kazancın gelişmesi olarak geri dönecektir. Cesaretimiz var ve iş değişikliği yapmaya karar verdik. Yapacağımız ilk adım, bize uygun iş neyse onu kendinize bir kağıt kalem alıp lütfen tarif edin. Çalışma saatlerinizin nasıl olmasını istiyorsunuz? Ne kadar maaş almak istiyorsunuz? Çalışma ortamınızda kimler bulunsun istiyorsunuz? Nasıl insanlarla birlikte çalışmalısınız? Bütün bu soruların cevabını önce siz kendinize verin. Böylece ne istediğinize dair bir tarif çıkarmış olacaksınız. Ardından da hayalinizdeki işi şu anda çalışıyormuşçasına bir kağıda yazın. Sanki bir dostunuza anlatır gibi, bir arkadaşınızla paylaşır gibi. Bu esnada bilinçaltı hepsini kaydedeceği için aslında çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, yapmak istediğiniz işe dair bütün detayları netleştirmiş olacaksınız. Sonrasında etraftan ne duyarsanız duyun, kendi iç sesiniz bile engel olsa dahi cesaret ve kararlılıkla iş aramaya başlayabilirsiniz. Eğer kendi işinizi kuracaksanız da küçük küçük adımlar atabilirsiniz. Burada en büyük sorun para engelidir. Kendi işimi yapmak istiyorum ama param yok. Param yok kavramıyla ilgili de bilinçaltında parayla ilgili düşünce kalıplarınızı değiştirmeniz, bunun için destek almanız, bazı kitaplardan faydalanmanız size yeni yollar açabilir. Cesaret, hareket etmek ve kendinize olan güvenle birlikte hem iş değişikliği hem de yeni işinize adım atabilirsiniz. Hayat.
Hayatı Güzelleşe programındasınız efendim. Programımız devam ediyor. Selen hocamı uğurladık. İhsan Atayev artık stüdyomuzda. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim geliyor mu oralara? Geliyor, geliyor, gayet iyi geliyor. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi ekran başında izleyen izleyicilerimiz zannetmesinler ki benim boyum çok kısa. Benim boyum gayet normal. Türk standartlarına göre 1.65 falan civarında evet. bir boyum var. Sizin boyunuz uzun. Geçtiğimiz programda da zaten ayağımın altına işte bayağı bir tabure gibi bir şey alıp konuşmuştuk ama böyle de olsun, böyle de devam edebiliriz. Hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ şimdi olun. Biraz önce alternatif tıbbı konuştuk. Sülük tedavisi yaptık. Bu da sülüğün pansumanıymış. Bakınız Selen hocam böyle yaptı koluma. Program boyunca bununla devam edeceğim. Evet, nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz? İyi hissediyorum. Siz hiç yaptırdınız mı? Yok, daha hiç yaptırmadım. Ama biraz önce biraz baktım şöyle. Hani gene de Allah muhtaç etmesin ama hoşuma İhtiyaç da gitmedi olursa, değil. Evet, yaptırabilirsiniz. Evet, evet. Peki hocam biz bugün adab-ı muaşereti konuşacağız. Evet. Görgü kurallarını konuşacağız. Aslında hayatımızın her alanında var değil mi? Telefonla konuşurken, biriyle tanışırken, iş görüşmesine gittiğimizde acaba biz otursak mı sevgili yönetmenim? Böyle bana da çok zor oldu. Buyurun İhsan hocam sizi geçelim. Alalım. Böyle daha iyi bir göz kontağı kurmuş olacağız. Evet. Adab-ı muaşeret. Biz adab-ı muaşereti, görgü kurallarını ilk olarak çocukluk döneminde ailelerimizde öğreniyoruz öyle değil mi? Kesinlikle tabii. Aslında öyle olması gerekiyor. Hı hı. Bir nesil, daha doğrusu bu neslin son örnekleriyiz diyebilirim. Artık her şey dijitalleşti. Ama biz ve bizden bir sonraki nesil de olabilir. Ailelerinden hep gördü, atadan hı hı. gördü, dededen, babaanneden, anneden, babadan ne gördü? Nasıl oturması gerektiğini öğrendi, sofraya geç kalmaması gerektiğini öğrendi, nasıl üslup, hitap nasıl olması gerektiğini öğrendi, misafire, komşuya saygı, sevgi, arkadaşa saygı, sevgi, terbiye, edep, ahlak bunları hep biz ailede öğrendik. Hala da böyle aslında. Yani yazılı bir kitabı işte kural kural, madde madde böyle bir şey yok. Böyle bir şey nesilden yok. Nesilden nesile geçen. Çok ilginçtir. Kurallar. Ben bütün Türkiye'deki tüm coğrafi bölgelerde seminerler veriyorum. Orada hep soruyorum size de aileniz bunu böyle öğretti mi diyorum. Hmm. Herkes evet diyor. Yani kurallar aslında ülkemiz sınırları içerisinde yayılmış. Atadan bir sonraki nesle, ondan bir sonraki nesle böylece devam etmiş. Ama günümüzde bir sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? Sıkıntı aslında olumlu kullanılırsa büyük bir olanak. Olumlu kullanılmazsa da büyük bir sıkıntı var. O da akıllı telefonlar. Hmm. Şimdi çocuklarımız alıyor telefonu. Yazmayı bilenler yazıyor. Ne merak ediyorsa yazıyor. Bir video seyretmeye başlıyor. Şimdi o videoda söylenenler, yapılanlar acaba çocuğun gelişimine uygun mu? Hmm. Çünkü mesela benim de çocuklarım var. İki kızım var. Allah ellerinizden öper. Sağ olun. Diyor ki daha küçücük gece uyurken cadılar girermiş evin içine diyor. Ne cadısı kızım diyorum. Cadı diye bir şey yoktur. Var var diyor sen bilmiyorsun diyor. Şimdi yani neredeyse bana inanmıyor. Annesine inanmıyor. Gördüğünü seyrettiğine inanıyor. İnanıyor. Çünkü görüyor orada bir şeyler. Bir taraftan birbiriyle kavga eden, kötü konuşan çocuklar bu hep videolardan sanki doğruymuş gibi. Çünkü hem duyuyor hem görüyor, ona bir güven duyuyor. Hı hı. Ve ondan sonra aynılarını uygulamaya başlıyor. Bir de o çocuklar için bu paylaşım sitelerindeki videolar hakikaten büyük tehlike arz büyük. Ediyor. Çünkü evet. şiddet içerikli ve farklı içeriklere sahip olan videolar var. Siz çocuğunuzu açıyorsunuz, o videolar ardı arkasına geliyor. Hiç ne izlediğini belki de fark etmiyorsunuz ama tabii. neticede çok farklı şeyler de çocuğun beynine girmiş oluyor. O yüzden anne ve babalarımıza buradan bir tavsiyede bulunalım. Çocukları telefonla başıboş bırakmak yerine ne dinliyorlar, ne izliyorlar Hı-hı. bir kontrol etsinler mutlaka. Hı-hı. Ve eğer duydukları, gördükleri bir şey varsa hemen uyararak değiştirsinler. Hı-hı. Aa bak bilmiyorlar, yanlış yapıyorlar, doğrusu budur diye. Doğrusunu bir şekilde bir bizler şekilde. Anlatmalıyız. Evet. Şimdi telefon dediniz, telefondan devam edelim istiyorum. Edelim. Çünkü biz telefonu tamam dünya küçüldü, avucumuzun içine geldi, her şeyden haberdar oluyoruz ama temelde telefonun amacı nedir? Konuşmaktır. Evet. Uzaktaki biriyle iletişim kurmaktır. Doğru, doğru. Şimdi biz bu iletişimi kurarken de bazı görgü kurallarını kimi zaman göz ardı ediyoruz ve unutuyoruz. Nedir onlar?
Şimdi, telefonla konuşmanın etiği nedir? Evet, telefon etiği dediğimiz konu aslında telefon hayatımızın artık bir parçası, onu yok sayamayız. Hı hı. Ama kullanırken dikkat etmemiz gereken konular var. Nedir? İlk olarak benim en çok üzüldüğüm ve kızdığım bana da yapıldığında telefonum çalıyor. Alo, merhaba, merhaba. Tanıdın mı beni? Tanımadım. Tanımadım, zorunda da değilim. Nereden tanımadın? Seminerde tanışmıştık. Hangi seminer? Kimsin? Kim, neredesin? Şurada tanım. Hadi bir tane daha sana bir ipucu vereyim. Yapma. Yapmayın. O sırada harcadığımız vakit gereksiz vakit. Gülmüyoruz da, eğlenmiyoruz da. Yani bize hiçbir kazancı yok. Bunu yapmayalım. Beni tanıdın mı ile açmayalım. Telefonu arayan kişi kendini tanıtsın. Arkadaşlar tabii sürekli birbirini arayanlar için demiyorum ama özellikle iş dünyasında birbirini arayan insanlar, arayan taraf, telefonu açan tarafa kendini lütfen kısaca ve hızlı bir şekilde tanıtsın. Ondan sonra konuya girilsin, nezaket cümlesiyle girilsin, günün selamı verilsin. Günaydın, iyi günler, afiyet olsun, iyi hafta sonları neyse sohbet devam etsin. Aradığımız saate de dikkat edelim. Sizin için çok önemli bir konu olabilir. Gece uyuyamadınız, sabah kalktınız 7.30'da, telefona sarıldınız. Karşı taraf buna şöyle bakıyor, bekleyemedin mi diyor. Diyor ki yani niye aradın beni? Ya da akşam herkes evine geliyor, artık özel hayat başlıyor adı üstünde özel. Ve oradan bir mesaj geliyor ya da telefon çalıyor, yarın şunu nasıl yapalım? Hmm. Artık onun dönemi bitti. Akşam 6'dan sonra ben çok dikkat ediyorum hocam. Yazın biraz daha 7-7.30. Evet, yani güneş battıktan sonra telefonumuzla ilgili eş dost harici ya da acil bir şey olmadığı sürece konuşmamamız, insanları rahatsız etmememiz gerekiyor. Bir bilgi daha vereceğim. Telefonda böyle gruplar oluşturuluyor. Biliyorsunuz mesajlar yazılıyor. Evet. Şimdi 20 kişi, 30 kişi bana hep soruyorlar. Hocam buyurun, grubumuzun müdürü ya da amiri günaydın arkadaşlar yazıyor. Günaydın, 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 günaydın. 99 tane günaydın. Herkes iyi bayramlar, 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 bayramlar. Şimdi o grupları kurmamızın sebebi çok insanın bir anda anlaşabilmesi. O yüzden bunlara da dikkat edelim. Orada konuşulması gereken konu sadece yazılsın ve cevaplansın. Muhataplar yazsın. Ki vakit geçmesin, şarjlar bitmesin. Dikkat rahatsızlık edelim. Rahatsızlık da vermemek gerekiyor. Bana biraz hocam bilmiyorum ama yani biraz geri kafalı mıyım o anlamda? Bana çok samimiyetsiz geliyor kurulan gruplar. Ha, iş dışında mesela bizim de Hayatı Güzel Yaşa ekibi olarak bir grubumuz var. İşle ilgili orada paylaşımlar yapıyoruz ve birçok kişi aynı anda o paylaşımı görebiliyor. Ama onun dışında işte kurulan bayram için özellikle tebrikleşmek için kurulan gruplar bana çok soğuk ve samimiyetsiz geliyor. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Ama şu da var tabii. Hayatı çok kolaylaştırdığı da bir gerçek. Onu görelim. Ama hayatı kolaylaştırma yönünde kullanalım ki insanları sıkmasın. O yüzden buna dikkat edelim. Ben şunu duydum. Çok komik bir örnek vereyim size. Komik dedim, trajikomik. Üzülebilirsiniz. Bir anne seminer arasında dedi ki, hocam dedi, biz bu telefondan vazgeçemiyoruz dedi. Ya ben de öyleyim. Hepimiz bağlıyız artık dedim. Ama şöyle, çocuğu içerideki odada oynarken telefondan mesaj yazıyor annesine. Havuçlu kek ve sütümü getirir misin anneciğim diye. O da oradan cevap yazıyor. Hemen bir taneciğim getiriyorum diye. Yani iş buraya geldiyse eğer, biz toprağa basan, toprakta oynayan, birlikteyken mutlu olan çocuklardık. Ama şimdi hepimiz bireyselleştik. Artık yalnızız. Ve bu bizim ülkemiz için tehlike. Biz hep bir arada olmaktan güç aldık. Bu yüzden telefonu, tabii teknolojiyi takip edelim ama çocuklar arada bir toprağa bassın, birlikte oynasınlar. Güzel oyunlarımız vardı, unuttuk hepsini. Çünkü artık her şey dijital. Yani bu konuya biraz dikkat geçen etmemiz lazım. Geçen gün bir yazı okudum. Diyor ki yazıda, ya geçen akşam evde elektrikler kesildi. Ailemde iyi insanlarmış, yani ailemde de iyi insanlar varmış diye fark etmiş. Yani telefonu, bilgisayarı vesaire bir kenara bırakınca. Ama elektrikler kesilince de bitmiyor artık. Şarj cihazları var. Topluyorsunuz şarjı oraya. Devamlı şarj edebiliyorsunuz. Tabii. O da sorun olmuyor. Peki hocam, şimdi adab-ı muaşeret dedik. Oturma, kalkma, beden dili ve birçok şeyi içerisinde kapsıyor aslında. Beden dili kullanırken özellikle erkekler ve kadınlar ayırarak konuşmamız gerekiyor herhalde. Kurallar değişiyor. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
Bunu da hemen gene başa saralım. Ailede aldığımız terbiye kural haline geliyor. Devlette ve dünyada adı protokol oluyor. Hı-hı. Aslında hepsi bize öğretildi. Bu sebeple ailedeki aman diyeyim bir tanecik çocuğum var istediği gibi davransın demeyelim. Samimi ama disiplinli bir şekilde öğretmeye devam edelim. Şimdi örneğin duruştan başlayalım isterseniz ayakta duruştan. Başlayalım. Ben de bir ayağa kalkayım. Tabii buyurun. Tamam. Şimdi yanlışlar, gördüğüm yanlışlardan bahsedeyim. Lütfen Hı-hı. kendinizi bırakmayın. İşte karnınızı bırakmayın, omzunuzu, dizinizi bırakmayın. Çünkü algıda bu duruş bir, yaptığınız işi sevmiyorsunuz. İki, bulunduğunuz yerden memnun değilsiniz. Üç, isteksizsiniz. Dört, beni de demotive ediyorsunuz. Hmm. Motivasyonumu kırıyorsunuz. Yani örneğin ben burada şöyle dursaydım. Evet, ya işte programa da geldik Şahlı Hanım, iyisiniz. İyiyiz, iyiyiz. Ya bitse de gitsek gibi olur. Olurdu değil olur. Mi? Ama doğru duruş nedir? Kadında da erkekte de sırt bölgesinin 180 derece dümdüz olduğu. Dümdüz. Yani kendinizi bırakmadığınız ya da böyle geriye doğru kasmadığınız dümdüz. Omuzları çekip bırakın işte o duruş. Döndük. Hı-hı. Karın bölgesinde. Nasıl yapıyoruz? Omuzları çekip. Yukarı çekip bırakalım. Bırakmamız evet, lazım. O omuz genişliği odur. Yani ne Hı-hı. yukarıda ne aşağıda ne önde ne arkada hayır çekelim bırakalım. Karın bölgesinde. Biz hafif... çekiyoruz kadınlar genelde göbeğimizi içe. Evet onu diyeceğim şimdi. Karın bölgesinde kontrollüyüz. Acaba ön tarafa mı geçsek sevgili yönetmenim nasıl arzu edersiniz? Olur. Orada daha iyi anlatırız gibi geliyor. Şimdi doğru duruş nasıl olmalıdır anlatıyor İhsan Atöv efendim. Evet şimdi karın bölgesinde dümdüz durduğumuzda zaten bir kontrol olur. Hı-hı. Ama... diye içimize çekersek o bizi rahatlat, o bizi sıkar. Konuşamayız. Konuşamayız, aynen. Aman işte azıcık bir göbeğim var ya da bayağı bir göbeğim var görünmesin değildir mevzu, hmm. doğru duruştur. Doğru duruşta dik durduk, karın bölgesinde kontrollü olduğumuz anda göğüs bölgesi hafif kendini öne atar. Hmm. İşte bu duruş şu anda, bu dik duruşumuz, ben uyandım. İş yapasım var, bana görev verin veyahut da ben mutluyum. Ben yaptım, hazırım. Ben hazırım. Evet. Güne başlamak. Ve eller, en büyük sıkıntı ellerde olur. Eller genelde saygı seviyesi olan kemer hizasının genelde üstündedir. Genelde üstündedir. Bunun sebebi de nedir? Konuşurken beden dilinde avuç içi kullanmak çok pozitiftir. Hani saklım gizlim yok, benim silahım yok, sana zarar gelmez anlamları vardır. Avuç içini kullandığınızda da karşı tarafın kadrajına girer bu Hı-hı. beden dili. Ama burada konuşursanız o boşadır, onu gören yok. Hı-hı. Bu yüzden kemer seviyesinin üstünde. Baş hep dik. Kimin karşısında olursanız olun baş hiç eğilmez. Eller de karın bölgesine yapışmaz. Resmi hayatta da sosyal hayatta da ön tarafta konuşurken avuç içi hı hı. gösterilir. Yani 45 derecelik açıyla 5 kardeş göstermediğimiz sürece tabii. sorun yoktur. Ama bu da yanlış anlaşılıyor. Şimdi konuşurken şu anda yaptığım gibi avuç içi göstermek mantıklıdır, pozitiftir diyorum. Ama bunu özellikle ha İhsan Bey söyledi aman efendim avuç içi göstermek iyiymiş karşılaştığımız kişilere uygulayalım dediğimizde çok komik da oluyor. Komik oluyor. Mesela Yeşim Hanım, Müdür Hanım günaydın al bu da avuç içi dersek onun bir anlamı yok. Hani konuşurken onu yedirmek lazım. Aha. Ayakta yürürken de gene bu dikliği bozmamak lazım. Elleri cebe atmak, yani cebe atmanın bize yararı yok. Oraya küçük eşyaları bazen koyalım. Görüyorum beyefendiler bir eli cepte. Parmak takmak. Hani bu şekilde işte evet poz verilir, poz verilir. Mesela pozsa tamam ama sürekli eller cepteyse yani bu duruş bizim istediğimiz güçlü duruş değil. Bizim istediğimiz güçlü duruş budur. Şahlı Hanım iyi günler, program iyi geçiyordu gibi. Sizin de çok iyi geçiyor da benim şu anki duruşum ne anlatıyor acaba bilemedim. Elimi belime koydum resmen. Aynen. Şu an biraz yorulduğunuz gibi hissediyorum. 45 derece yukarı baktığınız için sizi de yormak mecburen istemem ama. Mecburen öyle yukarı bakıyorum İhsan Hocam. Estağfurullah. Bir taraftan şimdi duruş tamam. Şimdi bir de oturuş var. Oturuşta daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Ve otururken onları da bir anlatalım. Doğru oturuş nasıl olmalıdır acaba? Bir bakacağız şimdi İhsan Bey anlatacak bize. Toplantılarda, odamızda. Çalıştığımız yerde, odamızda, restoranda, yemeklerde, her yerde hı hı. oturuşumuza dikkat etmemiz lazım. Şöyle dedim oturabilir ya. Miyiz? Yani öyle restorana geldik, yemek yemeye, yemeğimizi bekliyoruz. Yemeği bekliyorsunuz, masaya dirseklerimizi koymuyoruz. Koymuyoruz. Masaya abanmıyoruz. Bunun dışında masaya birazdan geleyim. Önce oturduk,
İzleyicilerimiz de ekran başında da yapabilirler. Kuyruk sokumumuz sandalyenin ya da koltuğun en arka köşesine değer. Tamam. Sonra dümdüz kalkarız, dimdik. Kürek kemikleri de arkaya değer. Önümüzde masa yoksa... Uygulayın efendim ekran başında izleyen izleyicilerimiz. Bu arada bizim rejimiz uyguluyor. Aynen takip ediyorlar bizi. Aynen, dimdik. Önümüzde masa yoksa erkekler, şimdi erkek kadını ayırıyorum. Buraya kadar hep beraber dik oturuyoruz. Buradan sonra erkekler bacakları hafif açık otururlar. Ama ne kadar açık? Omuz genişliğinde açık. Hocam buraya gelin. Benim yerime siz geçin. Estağfurullah. Çünkü şöyle oturma ben şeklini göstereceğiz. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam, lütfen ben yardımcı olayım. Şöyle gelin. Şöyle geleyim. Çünkü doğru oturmak çok önemli. Çok. Özellikle iş görüşmesine gittiğimizde, ilk kez bir eve misafirliğe gittiğimizde beyefendiler nasıl oturmalıdır? Beyefendiler nasıl oturmalıdır? Şimdi erkekler bacakları açık otururlar ama ne kadar açık? Omuz genişliğinde açıktır. Omuz genişliğini aşan açıklıklar, herkesten özür dilerim, hafif açayım şöyle, saygıda kusurdur efendim. Ve bu algıda da yanlış yere götürür bizi bacakları açtığımızda. Aman diyeyim, bacaklar açık, ne kadar omuz genişliğinde açık. Özellikle toplu taşıma kullanırken de çok önemli. Bazı ülkelerde artık bu anlamda ceza işlem uygulaması da var. Evet, mesela kolları yayarak oturduğunuzda ceza kesmeye başladılar çoğu ülkede. Kadını erkekten ayıran özellik oturmada, ister etek giysin, ister pantolon, ister tesettür, ne giyerse giysin, kadının bacakları hep kapalıdır. Hı hı. Bacakları hep kapalıdır ama bir de topuklu ayakkabı giydiyse hem dizler kapalı hem topuklu ayakkabı var, böyle durulmuyor. Hanımefendiler genelde nasıl otururlar? Hafif yan kayarlar şöyle. Sandalyede biraz küçük düşmeyeyim. hafif şöyle yan kayarlar. Elleri de kucağa koyarlar. Yani şöyle bir S, bir S görürüz hanımefendi oturuşlarında. Erkek nasıldı? Köşeliydi. Geldi, oturdu. Hanımefendi gayet düz. Hafif S. Mesela erkek böyle durur, böyle durur, böyle durur. Erkek ya böyle durur, poz. Hiç böyle duran fotoğrafta hanım gördünüz mü? Evet, biz bilmiş pozu yapıyoruz genelde. Program sonrasında bizi sosyal medyadan takip eden izleyicilerimiz bilirler. Hani bu fotoğraf çektirmek için yaptığımız bir poz ama normalde böyle çok durmayız. Genelde hanımefendiler nasıl durur mesela? Şöyle alttan alır dirseğini, ayağı da hafif büker. Gene bir S'yi yakaladık burada. Hani köşeli değil, hanımefendilerde hafif böyle kıvrımı duruşlarda görmemiz nezakette güzeldir. Peki hocam, buyurun. bacak üstüne atarken özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Evet, var. Şimdi resmi hayatta bacak üstüne atmasak iyi, ben hiç tavsiye etmiyorum. Resmi hayat. Yok, resmi değil, şu an biz bizeyiz. ancak bacak üstüne attığımda rahat ediyorum diyorsa izleyicilerimiz, üzülerek söyleyeceğim, ileride bir bel ağrısıyla karşılaşabilirler. Çünkü bacak üstüne attığımızda vücut aslında rahat değil. Yani kocaman bir bacak öbürünün üstüne bindi. Kan akışı azaldı, hafif bir böyle kan geçişi azaldı, uyuşma olur. Bir de sırtımız tam arkaya değer dedik ya, bacak üstüne attığımızda orada bir boşluk olur. O boşluk yıllar yılı hafif kireçlenmeye kadar gidebilir. O yüzden en güzel hanım oturuş, hanımcık budur. Böyle budur. Budur, birazcık sola veya sağa doğru. Sağ tabii ne hafif. Giydiğinizle de çok alakalı. Çok alakalı tabii. Peki İhsan Bey, şeyi de mutlaka konuşmak lazım. Şimdi kıyafetleri de konuşalım. Özellikle gittiğimiz yere göre giyinmek de çok önemlidir. Çok. Hani madem adab-ı muaşereti konuşuyoruz, kıyafet seçimi ve renk seçimi de burada çok önemli. Evet, şunu bilelim. Her rengin aslında bir anlamı var. Ya bu anlamı tabii bizler yüklemişiz, insan yüklemiş ama buna inanılmış ve uyuluyor şu anda. Örneğin ben hep anlatırım, resmi programlarda erkekler, izleyen hanımefendilere sesleneyim çünkü genelde seçimleri onlar yapıyorlar. Evet. Ve bir erkeğe kadın giydirirse net bu belli olur, onu da söyleyelim hemen. Kadın gözünü biz çok severiz resmi hayatta. Gündüz laciverti çok tercih etsinler çünkü istikrar ve otoritedir. Akşam programlarında siyahı tercih etsinler. Hem mesafe koymanın hem gücün ve asaletin rengidir. Siyah gecelerin vazgeçilmezidir. Bunun yanında gri, füme, mavi ve tüm tonları resmi hayatta çok sevilir. Kadında da erkekte de. Ama mesela gene resmi hayattan, çalışma hayatından bahsedeyim. Kahverengi çok sevilmez.
Neden? Arada kalmıştır, pasiftir. Sorularıma cevaplar hep öyle geliyor. Soğuktur. Ben sosyal hayatta çok severim kahverengiyi ama resmi hayatta kahverengi bir takım elbise ya da kahverengi bir çorap ve ayakkabı tercih etmem. Spor kıyafetlerde daha şık, daha güzel şıktır. Görünüyor ama takım elbiseye gelince... Dünyada kullanılmaz. Sebebi de şudur. Kahverengi toprak rengidir. Toprak bolluk, bereket ve rahatlık anlamındadır. Şık olmamız gereken resmi hayatta rahat olmamız gereken kahverengi çok uymaz. Şimdi rengi çok önemli dedik gideceğimiz yere göre ama takım elbiseyi seçerken de beyefendilerin dikkat etmesi gereken şeyler var. Aynen. Özellikle ceket boyu, kravatı bağlarken kravatın boyu ve bağlama şekli gibi. Evet. Burada da ufak tefek püf noktaları var zaten. Var, kesinlikle var. Şimdi burada özellikle kravattan başlayalım. Çünkü istediğimiz desende olabilen tek şey kravattır resmiyatı. Arzu ettiğinizi seçebilirsiniz. Kravatın boyu kemer tokasındadır. Kemer tokasının üstünde olanlar kısa kalmıştır. Kemer tokasının altında fermuara kadar inenler çok uzundur. Algıyı bozar. Bazen deniyor ki İhsan Bey işte bu kadar göbek var, kravat göbeğin üstünde kalıyor. Efendim uzun bağlanır ve göbeğin altına kadar iner beyefendiler seslenir. O sırada da spor da yapılır tabii. Bunun dışında ceketlerimiz ya baş parmak üst boğumundadır. Ama günümüzde modaya uyulur, manşet görünsün, kol düğmesi görünsün diye artık bilektedir. Ama gömlek uzundur. Bunun dışında çift düğmeli ceketler modadır. Eskiden üçtü. Çift düğmeli ceketlerin üst düğmesi iliklenir, alt düğme açık olur. Kruvaze olursa peki? Kruvaze olursa ceket o iliklerden buraya getirilir ve bu taraftan iliklenir. Protokol ve resme çok sever kruvazeyi. Yani tercih edilebilir. Aksesuarlara geleyim. Erkek ve kadın. Bir dakika. Buyurun. Aksesuarlara gelmeyelim. Tamam. Şimdi paçaya değinmeden geçmeyelim. Son yıllarda biliyorsunuz ki takım elbiselerin paçaları kısaldıkça neredeyse bilek üstüne geldi. Nedir bunun doğrusu veya hani moda algısıyla birlikte bildiğimiz doğrular da değişiyor mu? Değişiyor. Yıllar yılı. Şimdi bu anlattıklarım 10 yıl sonra değişebilir ama şu anda günümüz resmi hayatı bunu seviyor. Bir mülakata giderken aman modaya uyayım diye kısa paçalı pantolon giyip, soket yarım çorap giyip ayağımızın derisi lütfen gözükmesin. Bu istediğimiz bir görüntü değil ve resmi algıyı bozar. Erkeklerin eskiden pileliydi mesela, böyle katlı paçaları vardı. Artık o da bitti, düz paça iner ve hafif bir böyle... Nasıl söyleyeyim size, hafif böyle katlanması gerekiyor. Biraz böyle bir kat olması gerekiyor. Hani başkasının pantolonu değil, benim pantolonum imajı. Bir taraftan yani da yani yürürken ayağımızı şöyle attığımızda pantolon paçası bileğimizi açmaması gerekiyor. Bileğimizi oturduğumuzda hafif açabilir ama ayakta durduğumuzda bileğimizin görünmemesi lazım resmi hayatta. Moda başka. Eyvah, müziğimizin sesini duyduk ama bir dakikamız daha var, tamamlayın lütfen. Aksesuar demiştim. Aksesuar dedim. Erkekler bu boncuklu bilekliklerden tutun değişik kolyelere kadar bunlara dikkat etsinler. Özellikle resmi hayatta saat, alyans, kol düğmesi, rozet, kravat iğnesi, mendil kullanıyoruz. Bunun dışındaki kullanılan aksesuarlar resmi hayatı biraz negatif etkiliyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Bugün de geldiniz bizimle, paylaştınız tecrübelerinizi, bilgilerinizi. Yıllar yıldır bu alanda önemli çalışmalara imza attınız. Bütün ülkemizi dolaşıyorsunuz zaten. Çok yakında da yeni bir kitabınız çıkacak. Kitabınızla da biz sizi ağırlayacağız ama şimdilik artık bizim için veda etme çok zamanı efendim. Sağ olun. Ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte bu stüdyoda uzman konuklarımla birlikte sizleri selamlayacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevin, şükredin, gülümseyin. Kısaca hayatı çok güzel yaşayın. Hoşça kalın.